Merhabalar değerli dostlar. Bugün Aşık Rusati'nin evindeyiz. Sivas Kangal Deliktaş köyünde. Rusati Baba'yı halk müziğiyle ilintili olan herkes bilir. Evet, saz çalmaz ama onun söylediği sözler, onun yazdığı şiirler, o külliyat bağlama çalanlara ışık olmuştur. Tabii biz de bugün Aşık Rusati'nin köyünde olduğumuz için köyün muhtarı da en büyük rehberimiz. Merhabalar muhtarım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsmim Metin Özvatan. Deliktaş Köyü muhtarıyım. İkinci dönem muhtarlığım. Ruhsati babanın evini ziyaret etmekle, buraya gelmekle bizi, köyümüzü onur ettiniz. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun, var olun. Burası 2005-2007 yıl arasında Kangal Kaymakamlığı tarafından yaptırılmış bir basit bir binaydı. 2019'da biz muhtar olduğumuzda dönemin Sivas Valisi Sayın Salih Ayhan Bey'in Kangal Kaymakamlığı'nın ortak işbirliğine bu vazgeçilmez eseri yaptırdık buraya. Evet. Çok emek oldu. Bu çok mu geç kalmış bir hizmeti? Çok geç kalmış bir hizmet. Ama şu anda ikinci hatıra defterimiz bitmek üzere. Ziyaretçimiz çok, teveccüh çok, bütün sivil toplum kuruluşlarından da gelenler var. Okullardan, öğrencilerden ziyaretçimiz çok. Ruhsati Baba'nın tanınması da geç kalmış bir hadise. Yani bunu bir Deliktaş, Kangal, Sivas, Türkiye değil, dünya değeri bir hak aşığımız. Buna daha ne yapabiliriz? Onun için çaba sarf ediyorum. Evet. Yani akıllardaki en büyük soru şu: bu ev Ruhsati'nin gerçekten yaşadığı ev mi? Ben aşağı yukarı 60'a yaklaştım. Bizim çocukluğumuzda bu evin yerinde bir tek bir oda vardı. Taştan, ama kendisinin yaşadığını hiç kimse bilmiyor şu anda. Ölüm tarihi bayağı eski. Yeri bura. Evin yeri burası. Ev de buradaydı. Tek bir odası ama daha sonraki dönem, bizden önceki dönemdeki muhtar amca girişimine buna bile bir buna göre basit bir yapıydı. Yaptırmış ama biz de onun üzerine tekrar ilave ederek bu güzelliği ortaya çıkardık. Anladım. Peki şehir dışından, belki ülke dışından gelmek isteyen, hem gelen hem de gelmek isteyen onlarca, yüzlerce insan olacaktır. Buranın herhangi bir giriş ücreti var mı, bir müze Yok ücreti? yok yok. Buranın giriş ücreti, Ruhsati Baba'nın bir güzel sözü var, diyor ki boz ayran diyor. Bizim sadece ücretimiz, burada ikram edeceğiz biz boz ayran. Evet, biz de zaten o ikramı geldik. Kızım Sağ onu da olun, var olun. gösterirse ücreti falan hiçbir şeysi yoktur. Buranın da tamamen bakımı, şu anda herhangi bir maddi gider yok ama manevi bakımı tamamen tarafımızdan gideriliyor. Gelen olursa insanlar burada her türlü ikramımız da oluyor. Çok da teveccüh var. Sizin aracınızdan da buraya ulaşan herkesi davet ediyorum. Peki köyün içinde Ruhsati'nin akrabalarından, hani direkt o aileden, o kuşaktan birileri var mı? Yani burada yaşadığını söyle akrabanız diyor ama ben 100 yıllık şeyini araştırdım, nüfus kayıtlarını. Hiçbir bağları yoktur. Anladım. Yaşayanlar diyor ki işte biz akrabasıyız diyor ama yani birinci derece bir kan bağı yoktur. Ruhsati Baba'nın bir tane emaresine devlet sahip çıkıyor. Bunlar akrabası olsa bile birinci derece. Bunların da ilgilenir, sorar, bakarlar zannetmiyorum yani. Belki de akrabasıdır ama nüfus arşivlerinde gözükmüyor. Ruhsati'nin tabi eserleri var. Ciddi manada şiirleri var. Sonuç itibariyle bu köylü. Bu köyde onları söyleyen birileri mutlaka var. Burada çok güzel onun şiirlerini söyleyen Emin Özdirek diye bir amcamız vardı İstanbul'da. Bir iki gün önce olsaydı çağırırdık, burada size bilgisini söylerdi. Zaten şeyinde de diyor, kabristanında da yazıyor ki bir dörtlüğünde, Ezrail dolanır ruhsatı kastına, hakkım helal olsun cümle dostuma, bir belli taş dikin kabrin üstüne, bir gün devran döner bellisiz olur diye mezarın üstünde bu dörtlüğü yazıyor. Yani buna benzer çok güzel anlamlı sözleri var, şiirleri var. Bu biraz önce de bahsettim ya kıymetli kardeşim, çok geç kalmış bir Doğru. değerimiz bizim, bu Evet. çok geç kalmış. Yani bunu
Derek Taşa, Sivas'a, Türkiye'de bir dünyaya sığmayacak bir derya bu adam. Ona da geç de olsa bir yerden başladık, tuttuk ucundan. Evet. İnşallah devam edeceğiz. Aynı zamanda MHP milletvekili Ahmet Özcek de bu köylü. Hı hı. Onun da çok çabaları var bu yapımda, bu köyün gelişiminde, bu binada. Allah ondan da razı olsun. Evet. Dönem valisi Salih Ayhan, Kangal Kaymakamımız vardı. Şu anda Urfa Vali Yardımcısı Eniş Demir Beyefendi. Allah onlardan da razı olsun. Hı hı. Bu eseri hep beraber ortaya getirdik. Daha da ne yapabiliriz onun çabasındayız. Son olarak bu işle ilgilenen halk müziğine gönül vermiş insanlara söyleyeceğim bir şey var muhtarım. Ben onlara herkese Ruhsati Baba'yı mutlaka görmesini, ziyaret etmesini arz ediyorum. Aynı şekilde benim de dileğim o yönde. Kendinize iyi bakın, türkülerle kalın. Teşekkür ederim, var olasınız.